Bugün uzun zamandır oynamadığımız Mount & Blade Warband. Şey de versene Onur, telefonumu. Uzun zamandır oynamadığımız Mount & Blade Warband serimizdeyiz. Sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz ara verdik Mount & Blade'e çünkü daha çok PUBG Mobile ve Alan Wake videosu gelmek istendi. Hani Alan Wake videosu istendi. Biz de onlara istinaden Mount & Blade'i biraz geri plana koyduk. Ama YouTube'da ve Twitch'te biraz daha ön planda bizim için YouTube, yani bizim için Mount & Blade. Bugün biraz konuşamıyorum. Şöyle de açalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz şu an krallık ilişkilerimizi, kergitanlığı falan filan. Hani şu an hiç kimseyle iyi, kişi aramız kötü değil. Şöyle yavaştan sizlerle beraber kimin ne savaş açtığını hep beraber görelim. Hem de kendimizi geliştirmeye devam edelim oyunda. Biliyorsunuz çok uzun bir süreçten geçtik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Çulsuzduk. paramız, pulumuz, hiçbir şeyimiz yoktu. Ama şimdi yaptığımız yatırımlar olsun, oyunda yaptığımız kritik dokunuşlar olsun, bunların hepsini bir anda yaparak kendimizi geliştirdik. Tabi Rodo Krallığı'nın derebeyi olmak hani dışında her şey normal. O biraz da normal oldu. Çok hızlı bir şekilde yani kaç 3 tane görevini mi ne yaptık? Allah. İşte 3 tane işte görevini yaptık. Bize hemen derebeyi yaptılar. Bu arada oyunun sesi herhalde biraz fazla geliyor. Ben yani bana fazla geliyor. Bilmiyorum size fazla mı geliyor da ben şöyle azıcık kısacağım. Tamam, yeterli. Hızlı bir şekilde bugün hemen yağmacıların yerini halledelim. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz kazandığımız kaleler de oldu, kaybettiğimiz çok kale oldu. Yani Rodok Krallığı şu an sarsıntıda. Nord Krallığı bizim derebeylerimizi biraz daha kendi tarafına çekmiş. O yüzden hangi kalelerimizdi? Yalen şehri, Maraş Kalesi, bir de yanlış hatırlamıyorsam Kundra değil ya. Arkadaki kale ya, şeyin Maraş'ın arkasındaki kale de gitmişti. Ya birebir bir de oyunun orijinalini oynuyoruz. O yüzden yani daha şu an Osmanlı modudur veya Yüzüklerin Efendisi modudur bunların hiçbirine girişmedik. Önce bu serimizi bitirmek istedim. Daha sonra da hani eğer böyle çok isteyen olursa onları da hemen çekmeye başlayacağız. Şu an seri bir şekilde Alan Wake videosu geliyor dediğim gibi. Ama bittikten sonra mesela bir Tomb Raider serimizde gelebilir. Böyle nostaljik eski oyunları çekmek istiyorum. Çünkü kanalımızın adına istinaden böyle bir şey yapıyorum. Sen ne ara gittin? İlla bu oku çekeceğim ya ben. Ayaklarına vuruluyorlardı değil mi bunlar? Diz kapağından vururum. Okçular tehlike. Bu arada İlk başlarda çulsuzluk, şimdi bayağı bir kalemiz var. Abi sen o baltayla odun kırmıyorsun yalnız. Hop. Hepsinin kellesini uçuruyorum. Hızlı hızlı. Orada durumlar nasıl diyecekken oradaki durumlar da gayet güzel. Kendimizi geliştirdik. Yani YouTube'dan falan da bakabilirsiniz zaten. Oo, kızarmış et, bunu hemen alayım. Kendimizi geliştirmemiz dışında askerlerimizi falan da buralarda geliştiriyorum genelde. Deniz yağmacıları çok iyi bir tecrübe kaynağı oluyor bizim için. Gördüğünüz gibi şu an ordumuz buradan ibaret. Ben Jeremus'a falan zırh alacaktım. Gerçi bir dakika bakalım. Para harcamaya gerek yok. Şuradaki deniz yağmacı. O işte istediğimiz o an. Şu an izleyen arkadaş kimse çok şanslı biri. Gel. Beylerine danıştıktan sonra Kral Gravert Mayra Şenliğini bize devretmek istemiş. Ve biz de
bu onurlu görevi layığıyla yerine getireceğimize inanıyoruz ve aldık. İbo sen mi geldin? 4.9'da 4.8. Hemen başlayalım. Ulan İbo ne şanslı adamsın ya. Şansına hemen bir tane maraşallik teklifi geldi. Yani krallığın yardımcısı gibi bir şey oldum. Yani tüm lordlar falan sefer düzenlediğimizde direkt beni takip edecekler. Yani buralara dişimize tırnağımızla geldik. Bırakmaya da niyetimiz yok. Kes 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 kes. Ya işte. Yani virüse yakalanman ve sonra düzelmen senin şanslı olduğunu gösterir bence. Umarım yanında kahven vardır. Şu an benim kahvem var ve içiyorum. Tabii ki de ya. Böyle böyle zaten. Adam gibi hani PUBG oynayamıyoruz. Ya oynadığımızda da geliyorlar sağ olsunlar. Hani oynayamadığımızı bildiğim halde geliyorlar. Hani yardımcı falan oluyor bazıları. Geçen işte şey yaptım. Gelin sizlerle beraber oynayalım dedim. Allah çok da katılım oldu. Güzel oldu benim için de. Ve işte her zaman için aynı seyircilerle oynamak iyi olmuyor çünkü diğerlerine de hak vermek istiyorum. Biraz o yönden sıkıntı. Yoksa geri kalan hani hepsi sevdiğim hani saydığım seyircilerim. Zaten sayılılar. Seyircilerimin ismini bile ezberlemeye başladım neredeyse. Şöyle bir savaş falan açsalar var ya çok efsane olacak. Direkt ben saldıracağım yerleri biliyorum. Buradaki sığını hallettim. Şurada bir yerde daha bir tane daha vardı. Ben onu da halledeyim. Çünkü buraları halletmezsek sıkıntı oluyor. Yani kervanlarımız daha az bir şekilde hani sıkıntı yaratıyor. Bir dakika bu ne diyor? Ha, kazançlarımız. Emir'in köyünden yine hiç kazanç yok. Çünkü en son yağmalamışlardı. Köyler de verilmeye başladı. Şu an net gelişimimiz 16.256. Çok güzel bir gelişim. Ama işte kontrol yetersizliğinden 4.599 dinar da kaybetmişiz. Valla bundan sonra işte bir Alan Wake'i canlı yayında düşünmüyorum aslında ya İbrahim. Şaka bir yana. Allah ne oluyor? Ananın dini be ya. Neyse sıradaki oyun ne? Sıradaki oyun dediğim gibi işte. Yani sıradaki oyunumuz yok. Aha. Seni yerim. Bizim herkes de şu an ateş kesilmiş. Bitti. Bakalım ne olacak? 3 izleyicimiz geldi. Atlardan inmeyin diyorum çünkü direkt yani buradan tırmanırken çoğu atlarından iniyor. Sonra yerde de pek bir başarı gösteremiyor bazı paralı askerler. Paralı asker de kolay yetiştiremiyorum. O yüzden biraz da sıkıntı yaşamamak için atlarından inmesin. Atların üstünde ölsünler ya. Öleceklerse de. Yani orman aydutuna da öleceklerse paralı süvari olmasınlar. Yani düşünün 56 askerle ve 56 mıydı 62 miydi? O kadarcık askerle gittik. 128 ve 128 miydi? Daha fazla askerli kaleleri aldık yani. Düşünün. Bugün biraz da motivasyonumuz yerinde. Savaş oyunları açısından. Bir işte şu PUBG'deki durumu düzeltemedim. Onu da düzeltirsem var ya efsane olur. Ya sürekli kasıyor. Başka bir şey yok ya. Çok drop giriyor. Yani en azından 6 GB RAM'im var. 4 GB ekran kartım var ama işte. Oha. Atım 14 zarar gördü.
Bu arada bazı arkadaşlar yazamadığını belirtmişti. Mail falan atmışlardı. Onu da çözdük. O şeymiş, benim Twitch kanalımı falan hazırlayan modum, hem de kendisi kardeşim. Takip etmeden yazamıyorlarmış. Şu an zaten yazan bu arkadaş da takipçimiz. Hoppa, şöyle 6 tane alalım. Bizim keyfimizi yerine getirsinler. Şöyle bir tane de zırhlı süvari yapacağım. Hızlı bir şekilde. Uxta şehrine hemen hızlıca bir giriş yapalım. Pazar erzak tüccarından şu hemen satalım. Bir dakika. Savaş yayı. Bendeki de savaş yayı. Kuvvetli savaş yayı. 6 diyor. Ama var ya, şunu alsak efsanenin efsanesi. Ama işte güçlü gerbem 6 olması gerekiyor. Biraz sıkıntı. Ben şuradan Jeremus'a yine bir kılıç alacağım. Abi bu adam esir falan düştüğünde kılıcını mı kaptırıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Alalım. Şu kitapları da okuduktan sonra biraz daha iyi bir moda girebiliriz. Hazır boş işler müdürü. Oo. Boş işler müdürüyüz. Gidip şairlerden falan şiir öğrenelim. Biliyorsunuz oyunda Lady Tavlama modu da var. Yani Lady Tavlamak için şiir de öğrenmemiz gerekiyor. Burada yokmuş tabii. Veluka'ya gideceğim. Hemen Veluka'ya da geçtim. Biliyorsunuz sürekli yatırım yaptık oyunda. Yeri geldi parasız kaldık. Ama yatırımımızdan ödün vermedik. Askerlerimizi aç bıraktık bazen. Yine yatırımımızdan ödün vermedik ama sonuç olarak şu an askerlerimizin parası tık diye yatıyor. Başka ne vardı? Evet. Kalelerimize istediğimiz zaman asker alabiliyoruz. Arbelet de paralı asker. Sürekli geliyorsun ama bu iyi değil. Gezgin şair. Sen bana biraz şair yap. Şair yap diyorum falan. Hop 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 hop. Dur dur dur. Lady'lerin yerini sonra göp bakacağız bugün. Bugün Lady yok bize. Bugün o minik bedenimizi sadece bunun için yoracağız. Nerede benim şey? Lezart mezart boş iş şimdi. Yahu. Sen sadece son zamanlardaki dedikodulardan bahsediyorum. Ya benim izleyiciler sadece seyrediyor. En iyisi boş versene. Niye yorulsunlar ki? Arada bir eğer gelirlerse Discord'dan falan yazarlar. Öyle konuşuruz. Parmakları yorulmasın. Bas konuş yapmasına da gerek yok. Direkt açsın konuşsun. Ben bile yapmıyorum onu artık. Burası kadın seyircileri falan özellikle ilgilendirir. Dedikodulardan bahsedelim. Dediklerine göre Kont Lahkem Kaydı Katya ile uğraşmaktan bıkmış. Çok ilginç. Başka neler olmuş falan demeye gerek yok. Ben şu şiiri öğreneyim. Görüyorsunuz. Kızdan bıkmış. Bir tane Lady. Yo, pardon. Kont bıkmış Lady'den. Yok be oğlum. Ne kendim izleyeceğim. Bana başka öğretecek bir şey yokmuş. Tilbutya Kalesi, Nord Krallığı. Tilbutya bizim miydi? Vallahi bizim kale. Gideriz. Hemen Yalen şehrine de gidelim. Devam, devam. Hiç durmak yok. Hızlı bir şekilde Yalen şehrine de gidelim. Şöyle hana bir gireyim ben. Şehvetimle. Arbalet'te paralı asker çıkıyor. Aslında güzel. Yani kaleler için biçilmiş bir kaftan bir asker stili. Bakın gördüğünüz gibi. Ben size yanlış söylemişim bakın. Maraş Kalesi'ni kaptırmamışız. Yani Kulmar Kalesi, Estor Kalesi ve Yalen şehri Nordlara gitmiş direkt. Yani bu derebelerimiz Nordların derebeyi olmuş. Yani fazla uğraşacağız. Bir Almeria da gitmiş. Yani umarız Nordlar bize savaş açar. Ben direkt buraları almaya çalışacağım. Çünkü ben savaşırken biliyorsunuz kuzeyle savaştık biz. Kuzey savaşında buradaki sınırları hep ben tuttum. Yani buradan ödün vermedim oraya geçmelerini. Daha da iyi bir şekilde kale almaya başladık. Zaten aldığımız kalelerden birisi Rindiar, işte Dramurk falan, yani buraları aldık. Roderick Kalesi'ne hep beraber saldırdık. Kurav şehrine de hep beraber saldırdık ve Kurav'ı kaptırmıştık. Tekrar aldım. Daha sonra Rivaç şehrini, oradan
Bulha ve Jerbe kalesine hep beraber hızlı bir şekilde saldırdım. Şu kaleler benim eserim zaten. Şu üç kale benim eserim alır, hani alma şeyim. Rivaç'ı da tek başıma aldım. Gerçekten çok zorlayıcı bir savaştı ama aldım. Şöyle baktığımızda zaten Malaryok Kalesi de çok zorladı. İki kale kaybetmiştim. Onuzdak Kalesi'ni kaybetmiştim. Rindiyar Kalesi'ni kaybetmiştim. Karşılığında zorlasak da Raid'in Kalesi'ni aldık. Şimdi hızlı bir şekilde oraya... Oo, Kral Graver çok cömert. Bize bir sürü şey vermeye başladı. Yani bu bir yandan iyi, bir yandan kötü arkadaşlar. Çünkü derebeylerine bir şey vermiyor. Bu da derebeylerin karşı tarafa geçmesine neden oluyor. Şu an derebeyine ihtiyacımız var. Eğer Kral Graver tek kalırsa, hani yanlış anlaşılmasın ama bırakırım. Çünkü ben tek başıma oraları savunamam. Kaç asker varmış? 107 asker. Hemen şu 18 tane askeri şuraya bırakayım. Oha, 51 tane de arbaletli paralı asker var. Burayı alması zor olur arkadaşlar, söyleyeyim. Çünkü bir kalenin okçusu ne kadar fazlaysa o kadar da avantajı vardır. Şöyle hemen hızlı bir şekilde neymiş bu? Oo, arbaletli paralı askerler coşuyor bugün. Aslında askerlerimi bırakıp asker geliştirmeye de odaklanabilirim şu an. Ki öyle de yapacağım. Nereye bırakayım? Merkez raid yok. Yok. Bir dakika. Ben askerlerimi hep burada geliştiriyordum. Ama buradan oraya kadar asker götürmesi sıkıntı. O yüzden şöyle yapalım. Şuraya bir bakayım. Burada bir yerde sanki bir şey vardı. Orman haydutu muydu? Dağ haydutu mu? Yani harabi şey vardı. Harami gibi şeyler oluyor. Neydi ya? Unuttum. Aha, Saranitler bize savaş ilan etti. Evet, çok güzel bir anda bize savaş ilan ettiler. Ben şu kaleyi kaybetmiştim. Yani kaybetmiştim derken kazanmıştım. Sağ olsun farklı kişiler kaybetti. Hemen hızlı bir şekilde oralara gidip tamam, bahşet bahşet ver 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 ver. Acıma. Benim paracıklarım da geldi. Bugün gelişimim biraz daha fazla. Yani şu kaleyi almak ve 158 asker koymuşlar. Neleri var? Okçusu çok yoksa kesinlikle dalacağım. Okçusu yok, dalıyorum arkadaşlar. 84 saat. Yani enerji dediğim bu bendeki enerji. Aslan, bu benim enerjik halim. Sen birazdan enerjiyi gör. Şu kaleleri aldıktan sonra nasıl şey yapıyoruz, coşuyoruz. Ve farkındaysanız arkadaşlar, Nordlar sadece bizi de değil bakın. Saranitlerden de çok iyi lordları kendine çekmiş. Bakın Durukba şehri, Ahmerat şehri. Lan ne biçim isim bunlar. Aslında bugün kendimi biraz da enerjik hissediyorum yani. Ondan kastım da o. Evet, kendilerini savunmak için buraya kadar geldiler. Sağ olsunlar. İyi de yaptılar. Hemen hızlı bir şekilde savaş taktiğimiz belliydi arkadaşlar. Bize yetişemesinler diye tüm askerlerimi buraya dizeceğim. Taktiksel oynarsak bu oyunu kesinlikle kazanabiliriz. Çünkü bizden sayıca fazlalar. Taktiğimiz şu. Atlı gelen askerlerin çoğu kargılı olarak gelecek. Yani koltuk altı kargı vuruşu yememek için atların hızı buraya çıkarken bir nebze de olsa düşecek. Düşünce de koltuk altı kargı vuruşu yapamayacaklar. Bu da bizi avantajlı duruma çekiyor. O yüzden hemen saldırmayacağım. Öncelikle benim istediğim yere kadar gelmelerini bekleyeceğim. Daha sonra saldıracağım. Ya umarım kergitler falan yoktur fazla. Biliyorsunuz yani savaşlar ilerledikçe lordların tarafları değişiyor. Yani şimdi Nordlarla çok iyi bir aram olsaydı şöyle yapardım. Nordları arkama alarak Rodok ve Saranit Sultanı'na saldırı düzenlerdim ve kendi krallığımı kurardım. Ama bu biraz yorucu olurdu. Şu an sadece paraya odaklıyım. Çünkü gerçekten aşırı iyi bir zenginliğiniz olmazsa bu oyunda bitersiniz. İstediğim yere geldiler. Ben direkt hücuma kalkıyorum.
Evet, ilk kanı da ben döktüm. LoL'cüler burada biraz hızlı. Bugün biraz da sevdiğim bir sayfa. Sevdiğim iki tane YouTube'da eleman var. Onları çok seviyorum. Onları izledim. Hatta bir arkadaşım attı bana bir tane bölümünden. Ya kesit. Ya sen... Zaten İbrahim de bilir bu kişileri. Bu arada bu onların kontlarından birisi. Abi. Neyse. Neyse. Sonuç olarak bayıldık. Hızlı bir şekilde kat etmeye devam ediyoruz içerilere doğru. Bugün Mount Blade'de 1 veya 1,5 saatlik bir süremiz olacak. Yani ayıracağım. Çünkü Mount Blade'de gerçekten çok geri kaldık. Normalde Mount Blade'de başladık yayınlarımıza, YouTube'daki videolarımıza. Ama şu an seyircilere göre biraz daha oyun oynama tarzımızı değiştirdiğimiz için Mount Blade geri planda kaldı. Ama YouTube'da da çok destekleyen var bizi bu konuda. O yüzden de yani Warband devamı gelir yani benim için. Ya izlenme olmasa da hani gelir bana göre. Bir şövalye. Onurlusun. Onurlu olduğunuz kadar atlarınızı da güvende tutabilseniz. Abi adamdaki kılıcı görmüyor musun? Buradan Viyana'ya uzanıyor. Ya aslan. Hadi 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 hadi. Lan öl lan. Allah. Geçmiş olsun. Şövalyeler biraz sizlere ömür oldu. Zaten atlı hani paralı süvarilerim genellikle indiriyor. Bakayım. Oo, bir ölüm var. Bu biraz kötü. Bu biraz kötü arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde savaşımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım ilk savaşımızı kazandık. Güzel. 70 ölü. Yine farkındaysanız bizden fazlaydılar geldiklerinde. Direkt saldırıyorum çünkü biz onlardan fazlayız şu an sayıca. 41'e yani normalde 95 askerim vardı. 94 bir kişi öldü. Yani sayıcı onlardan üstün olduğumuz için direkt saldırıya geçiyorum. Şövalyeyi görüyoruz. Abi şövalyelerin şu atlarına baksana, uyumluluğuna bakın ya. Gerçekten adamlarda bir şekil var. Allah yanlış yere attım. Neyse ben vuramayacağım. Anlaşıldı onu. Arkadaşlar hani tüm oyunlarda başarılı olamam. Ama sizlerle böyle keyifli bir sohbet oyunların seyrini değiştirir. Bakın YouTube'da mesela ben normalde gerilim oyunları oynamam. Korkarım hatta. YouTube'da Alan Wake çekmeye başladım. Sadece bir bölüm çektim. Çünkü görüntü kalitesi de çok kötüydü gerçekten. Ama sağ olsun arkadaşlar yani beğendiler. Devamını istediler. Sonra devam ettikçe ben de oyunda neler olduğunu düşündüm. Neler var neler yok böyle. Gerçekten de hala da sürükleyici ve hala da oynuyoruz. Yani sonunu getiremedik hala da. Hani hem korkumu yenmem gerekiyor biraz daha hem de buralardan zaman bulmam gerekiyor. Çünkü canlı yayın emin olun daha iyi bir şu an platform bana göre. Bunlar iyi oldu. Saryan muhafızı falan. Yani bunları almak isterdim. Şunu şeye veririz. Jeremus'a veririz bunları da. Yani pek de bir asker sayısı kalmadı aslında. Şu kale savaşından sonra ya ayda. ...18 saat var diyor daha. Yapılacak bir şey yok şu an. Hani elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çünkü bu savaşı alıp... ...öyle Drukba şehrine gidip... ...bir şeyler almam lazım. Hadi be 18 saat diyor. 24 saat bekledik zaten burada. Hadi 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 hadi.
Saldırıyı başlat çünkü okçuları falan yok. Bizim var mı okçumuz? Gerçi bizim de yok ki. Abi bu kaleyi çok zorluklarla almıştım. Yani farklı bir derebeye verdiler. Hatta iki kere farklı bir derebeye verdiler. Ben burayı bir kere normal aldım. Bir kere de hani ya teslim olun ya da hani yani ya kaleyi bize bırakın ya da ölün dedim. Adamlar kaleyi bıraktılar bize gittiler. Ya sonuç olarak iki kere almış oldum. İkisinde de biraz sıkıntı yarattılar. Hop. Vurabilir miyim diye baktım. Vuramadım. Hala da vuramadım. Vallahi vurdum. Abi yamuldu bilen ok. Abi normalde oku iyi atardık ya. Aha birinin kafasını yardım valla. İşte bu. Kim demiş ok atamazsın diye. Sadece biraz daha kaldıracağım. Biraz daha indireceğim. İşte böyle. İki tane indirdik. Yeterli bizim için iki tane. Şimdi biliyorsunuz biz bilerek şunlara dokunmuyorum. Yani şu okçular haricinde. Çünkü onların cidaları bitiyor. Cidaları bitince de hiçbir şey yapamadan sadece izliyorlar. Bakın. Birazdan cidaları biter. Abi. Şurada okçu varsa onları da halletmek istiyorum ben. De. Hop. Şöyle bir sıyrılayım. Diplerine gideceğim biraz daha. Uzaktan vurma eğilimim yok şu an. Direkt okçusunu alalım şöyle. Askerlerimi rahatsız etmesinler. Uf. Hani ok beynini geçti, içinden çıktı yani. Sizin okunuz hala bitmedi mi be? Zaten çoğu askeri indirdim galiba. 5 tane asker indirmişim. Başıma da çok, gözüme de çok. Şu an bu kaleyi aldıktan sonra daha iyi bir şekilde toplu savaş yapacağım. Toplu savaşımız hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Yani toplu savaş dediğim şu. Bütün derebeyleri toplayıp artık Sarayın Üst Sultanlığı'nı direkt bitireceğim. Çünkü yapılacak en iyi hareket bu. Hani çünkü bir askeri mesela diyelim Saranitler'den derebey tamam. Kalesini aldınız. Derebeyi Saranit Sultanlığı'nda hala bırakırsanız o derebey ilerleyen zamanlarda tekrar karşınıza çıkıyor. Yani 30 asker, 20 asker. Sizin de asker hani kaleye asker koy hani hani kaleye asker koyacağınız oyuncunuz olmayınca doğal olarak geliyor 20 askeriyle kaleyi rahatlıkla alıyor. Şimdi bakalım. Bir yarım saat oldu buraya gitmemiz zaten. Bakalım şöyle. Bu arada arkadaşlar oyunda oynadığımız oyunumuzda hile kullanmıyoruz. Bunu da açıkça belirtelim. Sıfır hileyle şu an yani buralara kadar geldik. Yani gerçekten süründük. Oyunda gerçekten süründük bayağı. Bu arada Nordlar koruyor herhalde. Ben şöyle kenarından geçebilir miyim? Vallahi geçtim. Çek şu kılıcı. Ya vur. Bana arkanı dönme. Yoksa keserim. Herhalde burası daha önce de Nordların mıydı yoksa Nord askerlerini mi almışlar buraya? Lan arkanı dönme, dönme. Dönme keserim. Gardımı da aldım. Çok paralı süvari kaybettim. Askerlerimin buradan hemen çıkmasını sağlamam lazım yoksa Allah Allah sen lan
Oo. Adamlar bizi resmen kapıda karşıladılar. Lan düştüm aşağı. Nereye gidiyor bu? Adam ciddi ciddi benden... Bizden kaçtılar ciddi ciddi şu an. Abi kaç asker kaybettim ben ya şu an? 8 askerim ölü yani. Çok fazla bir ölü sayısı bu. Yiğidimle savaşmanızı... Yiğidim, ne yaptın? Öldüm ben. Sana güvenerek atladım buraya. Lan sen şuradan bir çekil hele. İlla böyle savunma mı yapayım size? Oha. Abi bizim lordlar nasıl ölüyor ben şey askerlerim nasıl ölüyor ben hala da anlamış değilim şu an bu savaşı. Şöyle beyinlerine ok atayım ben. Lan beynine de mi atamadım? Allah Allah. Kaç tane ok fırlattım ben? Allah'ını seversen sen fazlalıksın şu oyunda ya. O ne lan? Arena savaşçısı mı almışlar diyecektim. 3 tane oku da bilerek bıraktım. Abi inin aşağı artık yani. Şöyle F2 ile yakın durmalarını isteyeceğim askerlerimin. Biraz daha sana sadece bir ok harcayabilirim harcarsam. Lan benim askerime ha. Ulan oğlum hepiniz bir anda çıkınca şaşırdım. Lan keserim hepinizi de lan. Hepiniz acemisiniz lan. Devam devam devam. Oo. Vallahi tam 158 askerini bitirdik. Yani hiç ne yaralı ne bir şey. Tamamını indirdik. North çoğunluklu zaten askerlerin. Şunları da alacağım. Bunların hepsini bu kaleye koyacağım. Bu kaleyi rahatsız etmesinler daha. Çünkü bu kale biraz da sınırda duruyor. Ya bak istemiyorum kaleyi. Ama bu kaleye sizin için asker koyacağım. Rodok arabeskisi olsun. Mızrakçı olsun. Ver 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 ver. Bunların hepsini vereceğim. Hatta o Memnü'yü de vereceğim buraya. Hatta siz zırhlı süvari misiniz? Tamam. Sizi de veriyorum buraya. Bakın daha benden asker istemeyin. Net. 26 asker bıraktım buraya. Hemen şuraya gideceğim. Askerlerim aç. Bu kadar da az yiyecek olmaz ki. Neyse bir kaleleri daha vardı burada Ahmet şehri. Ahmet diyorum direkt. Kaleye kuşatıyorlardır büyük ihtimalle. Ha, sadece tavuk var ya. Bunlar çürür ben gidene kadar oraya. Mecbur Halmar'a gideceğim tekrar. Kuşatma altında zaten kale. Gördüğünüz gibi. Neyse biz şimdi bir toparlanalım. Büyük bir savaş yapacağım. Anlaşılan o ki, bakın gördüğünüz gibi şehrim ne kadar zengin bir şehir olduğu buradan belli. Yani her türlü direkt. Burada Jeremus'a şunları vereyim. Daha fazla beklemesin beni adamcağız. Güzelinden de bir tane verdim. Hadi iyisin yine kerata.
Yani güzel bir altyapısı var şu an kalenin. Ben grubumdan Jeremus'a direkt burada toplanmalarını isteyeceğim. Bu ne? Jeremus'a basmadım mı ben? Ha. Evet, bütün ordularını toplamalarını istiyorum şu an askerlerimin ve burada bekleyeceğim. Savaş hani bütün askerlerim gelene kadar. Aslında şuradan aslında başlamam lazımdı ama ben öncelikle şu tehditleri kaldırmak istiyorum. Ne kadar yakınında olursa bu kaleler o kadar sıkıntı yaşarız. Ya bu askerler bile bana fazla yani. Hızlı bir şekilde bu kaleyi alalım. 92 askeri var. 36'da. Oo, kolay kale. Tabii 84 asker biraz sıkıntı. Net gelişimlerimiz her zamanki gibi artmaya devam ediyor. Çünkü kalemizin refahı, savaşçılarımızın refahı arttıkça paramızın da hani gelen vergiler de daha da çok artacak. Şimdi bu kaleyi alalım. 84 saat de çok uzun ama ya. Sonra Karaf ve Şeyinzin kale şehirlerine saldıracağım. Ve Saranet Sultanlığı'nın kalbi burası. Sultan Hakim'in kendi yeri. Ve orayı da Kral Gravert'ten isteyeceğim. Diyeceğim ki burayı bana ver. Bakalım ne diyecek bize. Tabii önce buraları halletmem gerekiyor. Buralar biraz küçük yerler. Büyük ihtimalle şu an o bana verdi kaleyi. Şimdilik istemiyorum. Başkasına ver. Başka derebeylerin de ihtiyacı var kaleye. Kral Gravert'in kendisi de geldi direkt benim sözüme şu an. Bu demektir ki Kral Gravert sadık biraz daha bize. Hadi bakalım. Şu kaleye artık kuşatma zamanı geldi yani. 3 gündür buradayız. Şöyle diyelim öncelikle bir teslim olu falan. Nordlardan bu. Okçularımız vardır tahminince. Kaç okçu var bakayım. Okçu yok ki. Ya hiç gerek yok aslında. Okçuların hepsini şuraya koyacağım. İyi ateş etme bari. Okçular buradan darbe yiyecektir büyük ihtimalle. Biraz onları açıkta bıraktım mecbur. Okçular ateş serbest. Piyadeler de okçuların biraz önünde dursun. Hızlı 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 hızlı. Korumalarını istiyorum çünkü. Şimdi daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi onlar indiriyor. Aslında kale savaşlarında bu taktikler çok işe yarıyor. Yani ben ne zaman okçu getireceğimi hani şaşırıyorum. O mevzileri hemen benim doldurmam lazım. Güzel vurdular direkt birini. Korumamız gerekiyor. Seni gördüm, seni gördüm. Sen oradan Allah Allah bir dur da vurayım şunu. Ananı şimdi. Tabii çok ince görmem lazım. O da zor ya. Şöyle yapacağım. Allah Allah. Bir daha, bir daha, bir daha. Abi öl. Ben şu yukarı çıkıp şu şerefsizi indireceğim. Benim çok sinirimi bozdu o. Benden önce davrandılar. Bu güzel oldu.
Tamam arkadaşlar, burayı direkt boşalttı bizim askerler. Burayı da ben indireyim bari. Hadi. Falsolu gönderiyorum okları derken şerefsizler benden önce vurdular yine. Kas attılar bir nevi bana. Şimdi herkes hücum edecek birazdan. Benden asker kaybı yok ama 4 yaralı, 1 ölü var müttefiklerimizden de. Karşı tarafta 17 ölü var. Bu çok iyi. Bu çok iyi bir durum. Baba baba, sen hala ok atıyorsun ha? Ben şöyle geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Hiç kimseye, hiç kimse. Salak, yanlış tutuyorum. Böyle tutacağım. O kuşanalım. Sakin, sakin. Kral Gravert'le omuz omuza savaşıyorum şu an. Salak. Emir Herald'ı indirdim bu arada. Yani dere beylerini indirdim. Dal 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 dal. 85 asker mi? Bırakma. Bir acemi benden tek yemediyse o acemi değildir. Şimdi herkes bunlara mı gidiyor? Sen sondaki. Nasıl? Bakın, yandan vurdum, kafasından vurdum. Kimse bana arkasından vurdun diyemez böyle. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aha, kafasını kaçırdım. Atarken yedi beynine oku. Biraz sıkıntı yaşardı tabii. Lan taş mı atıyorsun bana, manyak? Öncelikle benim kim olduğumu gör. Lan. Oo, güzel savaştın, güzel savaştın. Hadi 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 savaş. Herkes hücum bu arada lan. Herkes hücum etmemiş. Ben onu unuttum herhalde. Bu arada şunu da sizlere söyleyeyim, belirteyim yani. Savaşta yani mesela diyelim krallık değiştiriyorsunuz. Daha doğrusu lordlarınız değiştiriyor. Ama hangi hani bölgedeyse zamanında, mesela diyelim Swadia kralı Saranitlere geçti. Yine de Swadia askerleri çıkartıyor. Hani bazı arkadaşlar diyor işte Saranit'e geçti, Saranit askeri çıkartacak. Öyle yok ya. Öyle hani olmadı hiçbir zaman. Yani hiç kimse temelini bozmuyor. Bu son askerler herhalde. Evet. Şöyle bir lan, yapamadım o hareketi ya. Ben de şöyle sıkıştırayım bunları. Sen kimsin? Bana niye vuruyorsun? Bu son asker herhalde. Evet, çok güzel. Savaşımızı başarıyla gerçekleştirdik. Emir Herald. Ya şimdi git ya. Karşıma çıkma bir daha sakın. Allah'tan şunları esir bırakmışsınız da bunları yani alıp da o kalelere koyabiliyoruz tekrar. Yoksa ekstradan bana sıkıntı çıkaracaktınız. Esir almıyorum fazla. Bu kaleyi de kendime istemiyorum. Gördüğünüz gibi. Ama asker bırakacağım. Çok az da olsa asker bırakacağım. Kaleleri ne kadar zorluklarla aldığımızı da görüyorsunuz zaten.
10 asker bıraktık bence ideal. Ama şuraya bakayım ben bir. Bilmiyorum kimsin ama yakalarsam öldüreceğim. Böyle şeklimizi de koyalım artık. Oo, işte böyle bir savaş lazımdı bize. Onlar bizden fazla. Hatta şöyle herkesi bu konumda bırakayım. Bu yürekli yiğit kim bilmiyorum. Sultan Hakim. Adamın dibi Sultan Hakim. Düzenli bir ordumuz olduğu için Sultan Hakim sizlere ömür. Bakın gördünüz mü? Atlılarını bekliyorum öncelikle. Herkes hücum. Combo zamanı. Avantajlı durumumuz bu. Ya sen nasıl ölmüyorsun ya? At yani. Yani bu normalde tek atılır buna zaten de. Direkt hani bizimkiler saldırıya başladı. Çok da bir atlıların olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nortlardan oluşuyor bu adamların herhalde temeli şu an. Lan salak. Gel. İşte bu kadar. Kargım yok ama bu kılıçta bile koltuk altı karga vuruşu yemem. 122 zarar aldı bu arada o adam. Ve öldü direkt zaten. Tek yedi. Yani gerçek hayatta olsa herhalde ortadan ikiye ayrılmıştı. Sen daha güzelsin. Seni öldürmem lazım. Seni öldürmem lazım. Bak 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 nasıl simsar gibi yanaşıyor. Çok güzel bir şekilde kestik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yeni düşman kuvvetleri de gelmiş bu arada. Bu eleman tek. Bunu indirirler büyük ihtimalle. Bekle, ihtiyarın geldi. Hiçbir asker kaybı yaşamak istemiyorum. Gerçi benim askerim değil ama olsun. Sonuçta benim için savaşan askerler ve benim için savaşan askerler her zaman için değerlidir. Şöyle batıracaksın ya. Şöyle ikisini de keseceksin ya. Farkındaysanız arkadaşlar biraz daha böyle sağlam vuruşlar yapmaya başladık. Devam devam. Gördüğünüz gibi bizim asker kaybımız yok ve artık direkt saldırıyorum. Süvarilerimle. Ve atlardan inmemelerini söylüyorum. İnmelerini diyordum az kaldı. Ben direkt şu atlıya hepsinin askeri var ama boş asker yani. O 273 askerin hepsi boştu yani. Yani bu alanda bize karşı koyamazlar. Yani gördüğünüz gibi direkt savaşımız olduğu yerde yani kaldığı yerde devam ediyor. Allah paralısı var sen miydin o? Dur şunu keseyim Vay ben. benim anam babam hoş gelmişsin evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. Potter. Hoş geldin yeni takipçimiz. Yani öyle bir girdin ki bu şeyin sesi de açıkmış. Takip olayının sesi. Direkt korktum ya. Bu nereden geldi dedim bu ses. Dedim bizim bu askerler ne ara Haydo gibi konuşmaya başladı dedim. Nasıl derebey atacağım? Kendi yoldaşlarım var mı? Bu Rolf'tir, Yumira'dır falan.
Bunlar varsa onlara toprak teklif ediyorsun. Yani hani seninle bir şey konuşmak istiyorum diyorsun. Ondan sonra toprak teklif ediyorsun. Sonra senin derebeyin oluyorlar. Ha, farklı derebeylerde şöyle oluyor. Olmuyor. Toprakların, yani toprak vermen gerekiyor. Şöyle göstereyim ben sana. Şu savaş bitsin. Sana göstereyim. Bu benim kendi krallığım değil ama sana göstereceğim. Ya şöyle, hani konuşuyorsun ya işte mesela diyelim neydi ya? Dediğim gibi birazcık beklersen gösteririm. Yani direkt çünkü ya bağlantı kullandırıyorsun ya da toprak veriyorsun. O bölümde toprak vermek istediğin de çıkıyor senin kendi krallığınsa. Hani vereceğin topraklar da orada yazıyor. O toprakları direktman söylüyorsun. Diyorsun ki ben sana şu toprağı veriyorum. İşte sana teşekkür ediyor. Belli bir süre istiyor senden. O süre zarfında ayrılıyor. Hatta sen şuradayken verebiliyorsun tabii ki de ya. Bak ben sana şuradan göstereyim. Konuş diyorsun ya. Bak sana bir sorum olacak olayı var şurada. Ona basıyorsun. Senin bu altında toprak sahibi olmak ister misin var. Ona tıklıyorsun. Direkt sana şey söylüyor. Diyor ki işte ben böyle böyle hani benim böyle bir durumum var. Hani sana bu toprağı veriyorum. Sonra toprağı veriyorsun. Bu adam senden ayrılıyor bir iki gün sonra. Yani ne demek? Rica ederim. Rica ederim. Bu arada kendi derebey hani dışarıdaki derebeyler de sana hani belli bir ünvanın olduğu zaman senin kendi hani ilk aldığın kale var ya oraya gidiyor hani oraya geliyorlar işte diyorlar ki ben hani senin için savaşmak istiyorum diyorlar. Orada da hani kabul ediyorsan onları da kabul ediyorsun. Daha sonra hani derebeylerin hani senin derebeylerin oluyor ve şöyle bir şey de yapıyorsun. Farklı krallıkların derebeyleriyle de şöyle konuşuyorsun. Buradan çıkayım bir dakika. Buradan da. Neyse şunu bir hemen şey yapalım. Şuradan onunla da konuşuyorsun. Onu da gösterelim sana. Sizinle gizli görüşmek istediğim bir konu var diyorsun. Aslında şimdi bir sürü asker olduğu için görüşemiyor seninle. Ama sen hani tek yakaladığın zaman konuşuyorsun işte hani şu hakkında şöyle bir sorunum var, şu hakkında şöyle bir sorunum var diyorsun. Daha sonra o hani krallığın sahibi kimse mesela Sancanan veya Kral Gravert veya Saranit Sultanlığından işte Sultan Hakim onun hakkında ne düşünüyorsun dersen işte kemküm diyor. Ondan sonra diyorsun ki işte şu. Ondan sonra sen bana ne önerebilirsin diyor. İşte barışı var, toprak sahibi olmak var. Oradaki konuşmasına bakarak mesela diyelim diyor ki ben diyor genellikle biliyor bu Kaladriya'daki kralların diyor adaleti sağladığına inanırım. İşte hani herkesin dengeli bir şekilde savaştığına inanırım. Veya işte beni soyluymuş gibi desteklemesine inanırım diyorsun. Ve hallediyorsun. Ya bunlar da senin için ekstra derebey olarak kalıyor. Orada kaçtılar. Biz direkt saldırımızı yapalım. Yani kafa. Hayırlı olsun derebeyin şimdiden. Ya şöyle bir şey ben YouTube'da falan bunları falan anlatıyorum zaten. YouTube'da da takipte kalabilirsin. Orada da Mount Blade serileri çekiyoruz. Hatta hilesiz sıfırdan bir oluşum nasıl olur orada da gösteriyoruz bunları. Hatta bu hem YouTube hem de Twitch platformunda yayınladığım bir oyun. Hatta benim için yayında başladığım ilk oyun olduğu için bununla da hani elimden geldiğince iyi. Kanalın adı da aynı. İhtiyar oyunda mı? Boşluk bırakmadan yazıyorsun bu arada. Hepsini normal ihtiyar oyunda mı yazıyorsun? Çıkıyoruz direkt. Bakarsın orada da yani savaşlarımız, işte aldığımız, kaybettiğimiz her şeyi orada yapıyoruz. Mesela diyelim önemli olan bu oyunda ekonomi. Ekonomin güçlü olursa yenilsen de hemen hızlı bir şekilde ordu kurabilirsin. Bunları yapabilirsen Mount Blade'le bileğini bükemezler. Şu an biz ekonomimizi güçlendiriyoruz ve o yüzden de derebey oldum birinin. Çok da iyi bir şu an ekonomimiz var. Hatta artıdayız yani net gelişimimiz sürekli yeşil. Bunları yaparken emin ol çok zorlandık. Hani zaten YouTube'da falan da izlersin görürsün. Şu an efsaneyiz. Hatta Kral Gravert yani yarım saat önce falan sen gelmeden önce Maraşerlik teklifi verdi. Onun sayesinde şu an saldırıları toplu bir şekilde yapabiliyorum.
Ya şey yapacaksın yani, eğer oyuna yeni başladıysan mesela, diyelim kendin bir tane şehir aldıysan, o şehirde toprak yatırımı yapmayı, hangi krallık sende daha uzun süre barışı sağladıysa, güzel güzel, o zaman güzel bir gidişatın var. Ya dediğim gibi, eğer toprak sahibi falan olmayabiliyorsan bunları zaten yaparsın, ama diğer türlü yani savaş ganimetlerini toplayıp satarsan, ekstradan askerlerinin gelirlerini oradan karşılarsan, o da bir taktiktir. Ona da saygı duyarım, ama yani burada oturduğun yerden sana yeşillik geliyor. Biraz daha güzel oluyor. Yani güzel bir Mount Blade serisi yaparsın ya. Hani gerçekten hani bağımlılık yapan bir oyun. Ben eskiden hileyle oynardım. Şimdi normal, hani gerçekten oyunun her şeyini öğrendiğin zaman hilesiz oynuyorsun. Hem daha zor hem de daha zevkli oluyor. Emin ol, buralara gelene kadar canımız çıktı yani YouTube'daki, Twitch'teki izleyicilerle. Ya senin 3 günde 25 saat güzeldi yani. Ben bir oturuyordum. Neredeyse bir günümü hani harcıyordum. Yine de mesela diyeyim, şey yapamıyordum. Bunu ilerletemiyordum. Ya yeni başladın. O zaman kesinlikle sarar ya. Hani daha çok sarar hatta seni. Şimdi güçlenme hırsıdır. İşte ne bileyim, savaşları kazandıkça daha çok savaşma isteği oluyor. Hele bir de kaybettin mi, o hani Lord'a kıl kaptın mı, emin ol onun peşini hiç bırakmıyorsun. Bizim de durumumuz bu. Hani biz şu an ekonomiyi efsane bir şekilde güçlendirdik. Bakın bak, gördüğün gibi şu an ben Rodok Krallığındayım. Benim kalelerim burada. Uxla şehri. Rivaç. Daha sonra Hallmark şehri falan hep benim yani. Bana verildi buraların hepsi. Biz de hızlı bir şekilde layığımızı devam ettirmek için Saranitlerin kalbine saldıracağız. Yani Shenzhen kalesine kaldıracağım. O yüzden ilk Karaf'a gidiyorum. Arkamızda sağlam olduğu için, çünkü Rodoklar bu kaleyi de, bu hani bu kalelerin hepsini alacağım şu üçlülerin şu an. Eski lordumu yolda tek buldum. Yani çok iyi yapmışsın ya. Çünkü senden, yani senden çıkması sıkıntı. Biz esir almıyoruz ya genellikle oyunda. Biraz daha böyle barışçıl savaş hani yapıyoruz. Yani mesela bu adamlar benimle savaşa giriyor. Ama gel gör ki savaşlarda hiç hani derebeyi doğru düzgün esir almadık. Aldığımızda da bir kuzeydeki Kral Harlus'u esir aldım. Yok, kral kimdi ya? Kral Yorlek'i esir aldım. O da sağ olsun direkt yani benim bir tane toprak paramı çıkarttı. Köyümüze falan okul yapmaya başladık zaten direkt. Askerlerime direkt yol açayım ki şuradan, yani okçular sıkıntı yaratmasın. Oo. Hızlı bir şekilde Cüneyt Arkın filmlerini çok izledim şu sıralar. Bak okçular hep indiriyor farkındaysan. Bir de lordları falan hala ayakta. Şş, vurma vurma. Yani fikir alışverişi de yapabilirsin yani bu konularda. Hangi krallık nedir ne değildir yani. Elimizden geldiğince sana yardımcı oluruz. Yani Discord yerimiz, hani Discord kanalımız da var. Oradan girersin. Modum sürekli orada ilgileniyor yani arkadaşlarla. Abi benim kaç askerim öldü? İyi, askerim ölmemiş. Bir nevi bu yüzden seviyorum toplu savaşları ben işte. Yani benim askerlerimi kaybetme durumum olmuyor. Bak 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 bak. Ok atmasınlar. Canımı yesinler. Bak şu mesela. Ok atıyorsa vuracaksın abi. Bu arada demek ki senin eski derebeylerin vardı yani. Abi askerlerim aşağı inebilse gerçekten yapabileceğimiz efsanevi şeyler var. Yani şu an
Sultan Hakim'i de biraz zayıflattık. Yani bu demek oluyor ki Shenzhen'e hızlı bir saldırı yapabilirim. Şu an tüm Rodokların da istediği bu olsa gerek. He. Oo, sen direkt ne? Şey, Nordların kralıyla saldırmışsın. Savaşa girmişsin. Ama Nordlar gerçekten, yani şöyle söyleyeyim sana, açık alanda bile yerdeyken atlı askerlerini çok güzel bir şekilde indirebiliyor yani. Yani benim hani sevdiğim yerler, hani sevdiğim yayalardan birisi. Rodokları da şeyden seviyorum. Adamlar çok iyi kale tutuyor. Hani o kaleyi bırakmıyorlar. Bakma, benim de mesela diyelim sana dedim ya. Güçlüysen efsane, o zaman bir şey diyemem, ama şöyle söyleyeyim. Bak mesela biz de hani çok iyiyiz, çok güçlüyüz, ama Nordlar akıllılık yapıyor. Ve hiç savaşmadan bizim kalelerimizin birçoğunu almışlar. Şöyle yandan oklayalım şunları. Yani şimdi bir de bizim şöyle karakterimizin şeyi var. Derecelendirmeleri var şöyle. Onları da yaptık efsanevi bir şekilde. Ya dediğim gibi hilesiz oynarsan kesinlikle daha çok zevk alırsın, ama hileyle oynarsan şöyle zevk alırsın. Hem gelişirsin, hem de neyi ne yapacağını bilirsin. Ya öteki türlü hilenin pek bir amacı yok. Mesela diyelim adamlar sana geliyor. 700 asker, sende var 100 asker. Ne yapıyorsun? Tabii hile, tak 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 indiriyorsun. Mesela diyelim biz 370 askere karşı 80 asker savaştım. O savaştan zorla da olsa çıktım mesela. Düşün. Bakın. Bak, öyle bir savaşta, bir de canlı yayındaydık o gün. Zaten şeyde, YouTube'da falan izlersen zaten anlarsın zaten savaşlarımızı falan, hani gülüşle, hani gülüş diyorum, gülüşlerimizi diyorum. Kahramanca yaptığımız hareketleri. Bak abi, sen şöyle geliyorsun ya şimdi. Çok saçma bir şekilde geliyor. Abi sırtından mı? Askerlerimi ayırdılar şu an. Sıkıntılı bir durum. Gerçi sıkıntılı değil. Bitti. Sadece yanlışlanma kullanıyorum. O da üşengeçlikten sonra. Şey yapabilirsin. CTRL'ye basılı tutup Space'e basılı tutarsan hızlı bir şekilde gidiyor yani. Hani ışınlanma değil o da. Hile de değil yani. Normalde benim şeyde hilem kapalı. Ana modda. Ulan asker öldü be ya. Hani sadece ışınlanma kullanmak bile şey ya, bence yetişme falan var. Ben sana hileleri bile söylerim yani, nasıl hileler var her şeyi söylerim, ama yani eskiden hile kullanıyorduk. Şimdi insanları niye hileye teşvik edelim? Bir de o var bende. Ya başka ne vardı? Soracağım bir şey varsa sor yani. Benim şimdi aklıma gelmiyor mesela yaptıklarım. Bak mesela normalde şey var. CTRL'ye basılı tutup T'ye bastığın zaman sen, hani bütün haritadaki tüm askerleri görüyorsun, ama mesela diyorum, o bile şey bana göre. Yani en büyük stratejik şey yani, güç bana göre. Çünkü adamın nereden geldiğini görüyorsun, ne yaptığını görüyorsun. Hani ona göre tedir hani te, hani şeyini alıyorsun, tedbirini alıyorsun. O yüzden yani ışınlanma hilesini bile yapman, ya yap ya, ya önce bir zevk al, önce bir tadını al oyunun. Sonra zaten kesinlikle bırakacağından da eminim. Şimdi şu kalelerden birini daha halledelim. Git oraya git. Şimdi bu kaleleri de alamıyorlar. Neden? Çünkü buraya kadar geldim. 8 saat diyor. Hemen burayı da halledelim. Bu kaleyi de aldıktan sonra direkt Shenzhen şehrine gidiyoruz. Ve bitiriyoruz yani. Saranid'in tüm otoritesini. Çünkü Saranid'in otoritesi Shenzhen topraklarından geliyor. Sultan Hakim şu an toparlanmaya çalışıyordur büyük ihtimal, ama o toparlanana kadar biz onu halletmiş oluruz. Yani şansına da şu an bol savaşlı, bol kale kuşatmalı bir oyun oynuyorum.
Normalde ben asker geliştiriyordum. Ekonomi güçlendiriyordum. Ama tabii ekonominin güçlendiği zamana falan da denk geldim biraz. Bu arada burayı... Oo, oo, oo. Rodoklar tehlikeli. Of, sen onu tuttun ya. Helal olsun sana. Yolda geçerken de temizlik yapayım şöyle. Okçuları halletmem gerekiyor benim. Herkes şu an Osmanlı modunu çok hani şey yapıyor, övüyor. Ben de Osmanlı modunu oynayacağım. Ama öncelikle dediğim gibi bu modu bitirmem gerekiyor. Yani mod dediğim de orijinali, birebir orijinali yani. Okunu doldurmasına izin vermeyeyim yoksa sıkıntı çıkaracak bize. Çok güzel, çok güzel. Çok Rodok var ya, sıkıntı. Yani burada bayağı asker kaybı yaşarım gibime geliyor. Aşağı inersek hızlı bir şekilde güzel olacak. Çık çık çık. Hücum 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 hücum. Ben şöyle arkalarına geçeyim. Canım biraz azaldı. Vay benim anam babam hoş gelmişsen evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. Hoş geldin Serkan Nişancı. Hoş geldin. Tam da kale kuşatmasına denk geldin. Güzel oldu senin için de. Yani dolanmıyoruz şu an. Hoppa, şöyle savaşımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hoppa, güzel bir kafa da aldık. Ya Montblade'de Potter'la konuşuyorduk da Montblade ile ilgili. Hangi modun daha iyi olduğunu sordu. Biz de direkt yani şimdi sizlerin de değerlendirmesiyle Osmanlı modunu önerdim. Daha oynamadım o modu da bilmiyorum. O yüzden sadece sizlere güvenerek önerdim onu da. Bakalım sen bana mı baktın? Bu da nişancının şerefine gelsin. Şş, alo. Ve şu an kuşattığımız kale Şenzin Kalesi. Yani Saranit Sultanlığı'nın da kalbi. Benim niye destek kuvvetlerim gelmedi? Derken geliyorlar şu an. Biraz direnmeleri lazım sadece. Şöyle arkalardan saplayalım beyinlerine. O keskin nişancı tehlikeli. Tam zamanında geldiler ama iyi bir zamanlama değil o da. Yani asker kaybı yaşadığımız zaman. Ya dediğim gibi diplomasi şimdi şöyle bak ben oynarken hani normal modda oynayacağım dedim çünkü ilk çünkü ben normal modu biraz da seviyordum. Osmanlı modunu hiç denemedim. Steam'de direkt orijinali neyse onu oynuyoruz şu an. Şurada yardım edeyim askerime ben. Hem de konuşalım. Pek de yardımım dokunmadı. İşte yani diplomasi derken şu an ben ekonomik modda hani ekonomi alanında çok üst düzey bir gelişim gösterdim. Çünkü bu oyunda da ekonomi yani her şey. Çünkü bir... Evet sen atamadın. Ben de atamadım. Yani diplomasi... Gittin denedin mi onu sen? Ay Kerim denedin gittin he. Ya daha bir sürü şey var da söylersek ayıp olur. Şunları hemen toparlayayım. Hızlı bir şekilde. Burayı kendime isteyeceğim. Verirse yani sultan hakim değil yani tüm krallığın kralları gelse yine alamaz. Çünkü benim savunma stilim çok iyi. Kaleleri. Yani o konuda kendime güveniyorum. O yüzden de yapılacak en iyi hareket kalelere full okçu koymak. Tabii şimdi bu değil. Ben Kerim sandım ya çünkü Harry Potter deyince. Şimdi buraya ben neleri koyayım? Burayı kendime istemedim. Şehzin Kalesi'ni kuşatmıyormuşuz. Yine unuttum ben. Biraz daha unutkanlığı biraz sıkıntı oldu benim için artık. Şuraya biraz asker koyacağım.
Hatta bu askerlerin hepsini ver ya. Çok zorlandık bu kaleyi alırken. Muhafız, okçu. Böyle nişancı kusura bakma. Yanlış yanlış alarm. Şimdi gidiyoruz Şezine. Ha Ömerciğim, yani iyiliği kullanmasan da olur aslında. Dediğim gibi tekrar. 20 askeri de burada patlattık. İyi kaçtın. Bütün bakın devrilen lordların hepsi şu an burada. Ben de burayı tamamıyla devirmek istiyorum artık. Büyük bir savaş olacak bizim için. Şeyzinde iyi bir savaş. Bakalım bizlere neleri gösterecek. Orada direkt bir tane de derebeyi tuttular. Güzel oldu. Yani çünkü diğer kaleye gidiyordu. Bakalım nelerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Hızlı 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 hızlı. Burada her renkten asker var. Ben şöyle aradan sıyrılabilir miyim? Teşekkür ederim. Ulan sen nereden çıktın? Korku oyunlarından korkardım böyle aniden çıkan askerlerde. Bakalım beni nerede durduracak bunlar? Şurada birileri var mı? Hemen bakalım. Tepede. Bak Rodoklar falan hep indiriyor bizimkileri. Çünkü kale lord hani kale kuşatmasında, pardon, savunmasında en iyisi adamlar ya. Aha tam da zaman değildi. Bir güvercin edasında. Burada aşırı kayıp verebilirim. Sen ne yapıyorsun lan? Orada Sultan Hakim falan var büyük ihtimalle. Ben onları bir gideyim, indireyim hemen. Lan kaldır kılıcımı. Devam, devam, devam. İçeri, 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 içeri. İçeri girmemize izin verirlerse kesinlikle bu savaşı alırız. Ulya siz nereden geldiniz? Burayı ben savunacağım. Sen düştün mü? Mesela oyunda şeyi de çok övüyorlar. Kergit kargıcılarını çok övüyorlar. Ne kadar iyi bilmiyorum. Şöyle yandan geçerken vurayım hepsine. Ne tutturursak. Gel 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 sen gel. Evet. Kergitlerin tek dezavantajı zırhlarının iyi olmaması bana göre. Yani iyi bir zırhı olmadığı zaman sıkıntı yaratıyorlar kendilerince. Devam devam gelin 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 gelin. Allah. Burası birazdan sıkışacak. Çiftçi mi o? Çiftçi mi o? Acemiymiş. Veigar acemiyse hem de. Abi ben direkt kalıcı saplıyorum herkese. Yine önüme kim gelirse. Yürü 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 yürü. Şimdi. Bak 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 çılgınları görüyor musunuz? Abi şunlar şöyle eğiliyor. Tutturamıyorum ok o yüzden. Bakın. Oğlum sen nereden geldin? Yürü 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 yürü. Bu askerler aşağı inerse tehlike zaten biliyor musunuz? Bak bak. Cide atma. Cide atma askerleri. Ananın. Helal lan. Helal lan. Hepsinin okları biterse tehlikeli. Bu arada önerileriniz falan olursa arkadaşlar kesinlikle hani bunlara bana da iletin çünkü sizlerin ya yanlış tarzda savaşırsan kesinlikle verirsin. Şimdi Rodokların hani ben de senin durumuna düştüm. Rodokların mesela diyelim
kalesini kuşatmıştım zamanında. 120 askerimi verdim. Net 120 asker verdim. Gittim bir daha toparlandım. Bir daha saldırdım. 80 asker verdim. Sonra akıllandım. Okçularla gittim bu sefer. Okçu piyade karışımı gittim. Kazandım. Çünkü okçular hani beni direkt supportladı savaşta. Bu da bizi biraz daha iyi yukarılara taşıdı. Çok iyi ya. Allahu Ekber taktiği de sevdim. O Allahu Ekber taktiğiyle gerçekten çok kayıp veriyorduk ya biz de. Hadi. Çok güzel beynini gördüm. Abi seni de alırsam vallahi aldım. Son okum. Son okumda o beynini aldım birinin. Beyler oku bitti ha ona göre. Aldınız aldınız alamadınız ayva yediniz. Aha vallahi kesebiliyorum ben buradan. Buradan kestiğimi keserim ben. Oğlum okum yok okum. Vur şunu. Tek kişi için yürüyeceğiz şu an. O tek kişi bizim askerlerden birini indirir. Heh, iyi bari. Yürümedik fazla. Çok güzel oldu. Sağlamda bir savaş verdik. İçerilere kat etmek için devam edeceğim şimdi. Tabii canım da az bu arada. Arkadan asker geliyor aslan. Onları tutun. Ölürlerse ipi tutarız. Ölmezlerse devam. Tamam ölmedik. Acemiymiş bunlar zaten ya. Bak bazıları var. Şöyle bilerek kendini şey yapıyor. Kalkan yapıyor. Diğerleri arkadan bana... Aha kırarım işte öyle. Diğerleri de arkadan ok atıyor. Ne bileyim mızrak atıyor. Sonra ben bayılıyorum. Sıkıntıya giriyorum yani. O da biraz tehlikeli. Yürümeyeceğim lan hiç. Bana he. Abi kalkanına şimdi senin ben. Dur dur burada kal. Of ne yaptın öyle? Lan vur. Hoppa. Bir kale biz daha bizim oldu ve... Oldu mu? Ha oldu. Niye bağırmıyorum şerefsiz korktum. Şimdi... Mecbur esir alma zamanımız geldi. Ama koskoca yerden bir tane esir alabildik. Yapacak bir şey yok. Onu da buraya koyacağım. Yani bu şehri alırsam gerçekten kadife dokumacılığında çok iyi bir ticari alana sahip. O yüzden hani istediğim bir şehir bana benim için. Yani hani gerekirse Uxla'yla falan takas yaparım yani. Uxla'nın geliriyle buranın geliri hiç aynı değil yani. Bir de burası Kral Kalesi yani. Sultan Kalesi kral demeyeyim ben. Doğru değil. Lan ben şimdi yine bu emir nelak mıdır nedir onu almışım herhalde esir. Adam küfür edecek bana. Yani kaybettiğimiz askerleri de buradan telafi edeceğiz. Biraz daha iyi oldu bizim için. Şimdi bu kalelere... Ya benimkileri alıyorlar ya. Parasını veriyorlar. Bastırıyorlar parasını alıyorlar. Ya da böyle çok çerez bir kale var. Hani çerez bir kalem varsa veya şehrin. Oraya koy. Oradan da sana şey yaparlar yani. Sana saldırırlar. Bilerek ilk o kaleyi al. Hani şey yapmazsın, savunmazsın. Onlar esirlerini alınca. Sen de ne yapmışsın öyle ya? Bildiğin hani Lord Bakım evi açmışsın. Şimdi şunları hemen halledelim. Dediğim gibi lordları hani lordları kimse almıyorsa bir de krallığı bitirdiysen o hani lordların krallığını hileyle oynadığın için almazlar. Hani öyle de bir durumun var. Onu söyleyeyim. Yeter bu kadar ya sanki. Yağmacı çiftçiyi falan verelim.
Dur, yayayı ver. Avcı ver biraz da. Tamam. Kaç asker var burada? 41. Hana gireyim bir. Handan da asker alıp buraya ver. Gördüğüme dalıyorum. Hadi lan, bayağı savaşçı bir şehirsin ya. Harbi diyorum bak. Sen milleti asıp kesiyorsundur büyük ihtimalle o oyunda. Sıkıntı. Yani şöyle söyleyeyim. Derebeyler sana şöyle söyleyeyim. Derebeyler mesela diyelim hani savaşıyorsun ya hepsiyle. Hepsiyle savaşırken şöyle bir durumun da olur. Yani hepsiyle savaşırsın falan. Senle durumları kötü olur. Kötü olduğu zaman mesela nasıl diyeyim? Sana şey yapmazlar, itimat etmezler. Yani senin derebeyin olmaya gelirler belli bir süre. Sonra sen ona toprak verirsin. Toprak verince de mesela diyelim belli bir süre sonra o toprağı da alıp geri gider. Bu çok sıkıntı olur senin için. Lan hepsi kâr gitmiş bu arada. Umarız hemen bitiririz çünkü kâr gitler biraz sıkıntı oluyor. O zaman sen çoğu hileyi de bilmiyorsundur sadece. Hani üstün körü yani YouTube'da falan gördüğün hileleri biliyorsundur. Gerçi onlar da sana yeter gibime geliyor. Bakın direkt yani bir de paralı süvarilerini geliştiriyorsun. Onu kesersin. Toprakta da işte yani koyduğun askerleri tekrar kesmek zorunda kalırsın. Onca çaban boşa gider. Ondan diyorum yani esir alma. Yani onları kullanmazsan yani ilk onları kullan tamam ben hani yine karışmayayım sana da. Onları kullandıktan sonra hangi ekran nasıl geldi? Şey mi şu mu? Onu silme tuşuna basıyorsun. Silme tuşuna bastıktan sonra oradaki şeylerin gözüküyor. Mesela buradan da askerlerine emir verebiliyorsun. Diyorsun ki işte şuraya saldır, şuraya saldır. Mesela şunları kaldırayım. Okçum yok zaten. Şuraya saldır diyorsun. Okçular buraya gidiyor. Piyadeler buraya diyorsun. Hani kendi koyduğun bayrağınla gidiyor her yere. Ama ben öyle kullanmıyorum şu an. Bir tek şunu kullanıyorum. Atlara binin yapıyorum. Çünkü biliyorsun savaşta hani atların of koltuk altı kargı vuruşuyordum. Savaşta dediğim gibi atlarından inerse bizim askerler tehlike oluyor. O yüzden sen bayağı yeni başlamışsın ha. Yok. Yani FB ile uğraşmak biraz sıkıntı oluyor. Sadece şey yapıyorsun. Ben şey yapıyorum. Allah. Tut. Silo tut gidiyor. Ulan Allah'tan o ata takılmadın ha. Ama bunu yersin beynine. Şeyleri biliyorsundur o zaman. 1 2 3 1 piyadeler, 2 okçular, 3 süvariler. Onlara mesela diyelim bastığında sadece süvariler hücum ettirirsin, okçuları hücum ettirirsin, piyadeleri hücum ettirirsin. Veya sadece 1 2 3 yani bir piyadelere basarsın. O dediğim hani silme tuşuna basarsın. Piyadeleri haritada istediğin yere koğuşlandırırsın. Okçuları farklı, onları farklı derken ayarları kolay kolay hareketleri yaparsın. Mesela Bannerlord'da çoğu mesela diyelim YouTuber diyeyim. Mount Blade Warband oynamadan Bannerlord tarzı oyunlara giriyor. Yani çok izleniyor diye. Yani sonra bunları bilmiyor yani. Hani 1 nedir, F2 nedir, F3 nedir. Yani saldırıların normalde temeli aynı zaten Bannerlord'da. Sadece tarzları değiştirmişler. İşte şöyle yapabilirsin, şöyle de olabilir gibi. Ya onları bilmiyorlar. Temeli bilmediği için adam zorlanıyor. İşte yok nasıl yapacaktın, nasıl olacaktı gibisinden. 6 asker kalmış. Direkt saldırtıyorum. Hani direkt ben geride kalıp düşmana saldırtmıyorum. Yoksa çok askerim ölüyor. Böyle hiç asker ölmüyor neredeyse.
Ya ben YouTuber doğru düzgün bilmiyorum. Bir sevdiğim şey var. Nasıl diyeyim sana? YouTuber var. O da gerçekten çok güzel şey yapıyor. Yani oyunlarını oynuyor. Sohbet havası güzel. Zaten artık yani belli bir süre sonra ben de ondan esinlenerek yapmak istedim böyle bir şey. Bir de hani şu durumda olan durumda kimse evden çıkamıyor. Bilgisayar olmayanlar telefonda oyun oynadıktan sonra bilgisayar oyunlarına merak salıyor. İzlemek istiyor haliyle. Gitmekte özgürsün. İyi bir savaştı. Ben mesela dedim işte böyle esir bırakıyorum. Esirleri bırakıyorum. Şey ya. Tuna abi var ya, Tuna Aksen. Pint Panda. O çok iyi oynuyor biraz yani bana göre. Bakın benim kalem olduğu için alamamış mesela gördüğünüz gibi ama burayı bıraktık normal bir şekilde. Kaç asker var baba? Ya çıkarsın. Ya çıkmaz. Ya işte 86 saat sıkıntı biliyor musunuz arkadaşlar? Yoksa hani buraya dalıp alırım mesela. Biraz zaman vereceğim çıksın diye. Onun çıkacağı yok belli oldu. Ben daha da çok güçleniyor diye. Direkt saldıralım. Buraya da diğer askerlerin hepsini bırakalım. Sonra Samarra Kalesi derken bugün Saran'ın Sultanlığı'nı bitirelim. Onlar şey yaralı yani normalde askeri 30 askeri var. 25 asker demesi yani 25 tane savaşabilecek askeri var. Geri kalan askerleri de yaralı. Yani o 30 askerse 30'u savaşamıyor yani. Öyle bir gösterim varsa. Yani burada vardı mesela diyelim. Ben direkt şu an saldırıyorum yani yapacak bir şeyim yok. Çünkü o bu kaleden çıkmayacak büyük ihtimalle. Yok yok derebeye kalmayacağım ben hep oyunda. Şimdi kendimi ekonomik anlamda güçlendireceğim. Yani bir de haritadan mesela diyelim sadece bir tane şey bırakacağım. Krallık bırakacağım. O da az olan kale. Mesela diyelim Nordlar mesela diyelim. Şu an çoklar. Ama şey nasıl diyeyim sana? Azaltacağız. Ha bak Estir'i mesela diyelim istiyorlar. Kabul ettim. Nordlar mesela 2-3 kalesi kaldığı zaman ne oldu burada? Birisi çıktı. Bir dakika. Şimdi benim istediğim oldu. Bak kendi lordu bırakıp gitti. Ben de Svade Piyadesi'ne diyorum ki sen bu kaleden çıkmak istiyor musun? O yüzden hani bana bu kaleyi verecekler şimdi. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmadan kaleyi aldım. Hiçbir şey istemeyeceğim ve buraya asker vereceğim bu sefer. Fazla vereceğim askeri de. Çünkü o hani kazanamayacağı bir savaş olduğunu kendisi de anladı oyundaki derebeyin. Böyle olunca da hal bırakmak zorunda kaldı mecbur. Yani direkt Kergitlere geçti tekrar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve askerleri bırakayım. 16 tane asker onlar için çok güzel. Ben şu Drukba şehrine gideceğim hemen. Derebeylerine sorun ne derken. Ha şey kale falan kuşattığın zaman sana şey diyor. Hani kaleyi alıyorsun derebeylerine sor diyor mesela diyelim. Bu toprağı derebeyine ben çok iyi oldu. Rodoklar bizle barış imzalı. Şey, Saranetler bizle barış imzalı. Şimdi toparlanmak için efsane bir fırsat. Dönmelerine izin vereceğim askerlerinin hepsinin. Herkes evine doğru gidiyor artık yani kim ne yaptıysa şu an toparlanma süreci bizim için. Biz de hemen gidelim Halmar şehrine. Sana şöyle de ekonomimi göstereyim. Bak Kral Graver şu an nereyi alma şey Şenzin'i bana vermedi. Kont Irya'ya vermiş. Valla Oğuz tahminimce yine dediğim gibi hile kullandığın için hani o hile modu aktif olduğu için olmuyor. Ya şey yapacaksın. Yani sürekli Lord'un yanına gideceksin. Hani o nişanlının babası kimse ona gideceksin sürekli. İşte ailenizde kendimi sayabilir miyim vesaire vesaire derken senden bir nişan parası isteyecek oyunda. Biraz yüklü istiyor.
Neyse şimdilik kabul edeceğim ama bir dahakine kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu son yani kabul edişim bu Carl Gravert hakkındaki düşüncelerimizi. Şuradan şunları da ben bir satayım. Başka bir şey mi var mı yok mu diye bakayım. Başka bir şey yok. Olmadı kaçırıver yani olacak sanki. Ya belli bir zamanı hani belli bir duruma gelmen lazım o zaman belli bir zaman geçmesi lazım. Anca öyle yani. O sana belli bir tarih vermiştir zaten oyunda. Bak sana bir de şunu gösterelim. Kendi şeyimiz bu şu an. Hiç hile kullanmadan yaptığımız paramız. Çünkü sağa sola sürekli şey yapıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Notlar. Karakter. Seni şerefsiz. Ben bu köyle uğraşmıştım bir de. Neyse, 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 neyse. Ne yapıyoruz? Hangi köylerim var benim? Bu köye gideceğim. Yağmalanmış. Neyse, yavaş yavaş. Allah Allah. Valla sen tam böyle agresif bir oyuncusun aslında savaşta. Sen normalde gerçekten standart bir oyun tarzını oynasaydın çoktan seni süründürüyorlardı oyunda emin ol bak. Oyunda diplomasi de önemli bu konuda. Ama yaparsın ya kaçır olmadı. De ki işte müsaade yok bari şöyle yapalım direkt al kızı git ne yapacaksın oyunda. Şimdi ne yapacaktım? Asker geliştirecektim ben. Bak gördün ya 69 askerle sağa sola geziyorum işte böyle. Ne vardı bizde? İki tane paralı süvari yapalım. Çok da asker kaybetmişim ya. Benim bayağı vardı askerim. Ya kız olmaz diyorsa bırak başka kızla şey yap yani oyunda onur falan varsa. Direkt öyle yap. Ben olsam öyle yaparım. Bir de şuradaki şimdi benim yani haklısın. Ben de onu diyorum işte. Ver ayarı gitsin. Ben de şöyle turnuvaya katılayım bari hazır seninle sohbet ediyorken. Bu arada bak oyunda koltuk altı karga vuruş yapmak istiyorsan mesela diyelim arenada bunu geliştirebilirsin. Hiçbir şey yapmıyorsun. Direkt üstüne sürüyorsun. O kargayı indiriyor sen de tutturacaksın mesela bunu. Böyle. Direkt 119 zarar. Savaşta çok işine yarayabilir bu bak. Sen onları tut şimdi hemen geliyorum. Birini indirdim. Aha, tek ben mi kaldım? Bak bu mızraklı vuruş seni çok işine yarayabilir savaşlarda. Mesela koltuk altı karga vuruşu yapacaksın ya. Atla mesela diyelim direkt koşuyorsun. Hani bu tarz mızraklar zaten hani farkındalığı var. Zaten alırken görürsün şeyde tüccarlarda, silah tüccarına falan. Sana şey diyor işte mesela diyelim bilmem ne saplaması, bilmem ne işte sallaması gibisinden. Mesela at şey yapıyorsun ya. Ok şey kargayı alıyorsun. Atla üstüne koşuyorsun sadece. Yani o hani mesela mızrağı aşağı indirdiğiniz zaman anla ki hazır yani koltuk altı karga vuruşunu ve hemen yapamıyorsun. Bir kere yapıyorsun ya sağ hani altta kırmızı yanıyor bir tane. O kırmızı normal griye dönene kadar da o koltuk altı vuruşunu yapamıyorsun. Bak zaten şimdi savaşta izlerken görürsün diyecekken bana tek elli kılıç verdiler şansına. Bak senin için alayım şunu göstereyim. Ata da bineyim hatta. Bak gördün mü şu sağ altta bak gri yanıyor. Bak indi gördün mü kargım şu an. Bak adama doğru tuttum. Direkt tek atıyor.
Ya hiçbir türlü ölmeme şansı yok. Ben şunların ikisini hallederim ya artık. Uzunluğunu kullandı tabii kılıcının. Abi tamam hadi. Sen niye bayılmıyorsun hala da? Bizim eleman hala yaşıyor. Hemen ona yardımcı olmak babında şunu... Bak 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 gidiyor direkt o da. Gördün mü? İndirdi. Ama vuramadı. Bana bir de at vermişler. O oyun direkt bitti yani. Çünkü at üstünde tek elli kılıç kullanma oyunda ilk başta tek elli olduğu için benim oyunum. Yani uzmanlaştı biraz da benim karakterim tek elli kılıçlarda. Ama ben çift elli geliştiriyorum böyle battal kılıcı falan almak için. Yani bu kılıç tarzında. Direkt tek atıyorum zaten. Ve kendi üstüme sürekli bahis oynuyorum turnuvalarda para kazanmak için. Şöyle hana da gidelim. Şu arbaletli paralı askerleri ben bir alayım. Bir de sana burada herkese bir şarap ısmarlayayım. Bak mesela Prever şehrine normalde benim kadife dokumacılığı toprağım var. Normalde savaşa girdiğim zaman oradan bana para gelmiyor. Hacizli oluyor paralar. Ama ben de bilerek bırakıyorum şu an. Zaten yeterince para geliyor bana oyunda. Neredeydi benim Jamiyet kalem? Jamiyet kalem. Gerçi ben burayı bana vermemişlerdi. Burayı mı vermişlerdi bana? Ha, burayı istememiştim ben. Reddetmiştim hatta. Biz de raidini geliştirelim direkt. Hani kale bakımından. Şöyle köylerden de yolun geçince adam topla. Bir de köylerini geliştir oyunda. Mesela bak. Benim köyüm hala yağmalı duruyor. Kont Iri'ye herhalde bizim bu Kral Gravet'le bayağı bir şeyi var, samimiyeti var. Gördüğün gibi bak net gelişimi. Hani kontrol yetersizliğinden doğan kaybım da çok. Bir o olmasa zaten oyunda ikinci şeyde çıkarım. Neyse bu hani bu köy düzelmemiş hala da. Hemen şuradan karakterlerden bakayım. Buvran köyü. Buvran köyü şeydeydi ya. Bayağı geride şuradaydı. Hızlı bir şekilde gidelim. Bir dakika. Sizi bekleteceğim. Kusura bakmayın, bekletiyorum. Okey, devam. Yani bu köyleri de geliştirmen senin adına daha iyi bir gelir olur. Yani oynarsan kesinlikle kazanırsın. Bir de YouTube'da böyle yaptığın taktikleri kendine uyarlarsan mesela daha da iyi yapabilirsin hani hareketlerini. Okul inşa edeceğim. Köylerde okul en önemli şey bana göre. Çünkü sana hani hem sadakatleri her gün artıyor yani. Mesela bak karakter şuradan da bakıyorsun mesela nereler senin biliyorsunuz zaten buraları. Sulunsu Köyü. Sulunsu Köyü neredeydi? Ta şu kışlık yerde. Bak burada. Hemen buraya gideceğim. Yani köyde ne kadar köyünü geliştirirsen o kadar çok para da alırsın köyden. Bu oyunda tek derdin tasan para olsun mesela. Sıfırdan karakter açarsan o hile butonun aktifliğini kaldırırsan Steam'den aldıysan eğer oyunu sürekli başarım kazanırsın. Mesela ben başarım kazanmaktan ciğerim soğudu. Zaten daha kolay kolay başarım kazanamıyorum. Bak gördün mü? Burada bir şey devam ediyor hala da. Mesela neymiş? Okul inşaatı devam ediyormuş. 5 tane de Veigar acemisi. Al gitsin. Daha iyi o zaman yani sıfırdan bir karakter yarat. Onu da nasıl diyeyim sana? Burayı bilmiyorum bak işte. Onu da şey yap yani böyle geliştir. Kendine göre geliştir ama. Mesela benden hani izlersen YouTube'dan benden esinlenirsin. İlk bölümler biraz kalite olarak kötü. Ama ilerleyen bölümler biraz daha iyi. Bir de Twitch'ten çektiğim için videoları biraz sıkıntı yaşıyorum.
Yani mesela burada donma oluyorsa, drop oluyorsa haliyle orada da oluyor. Vay benim anam babam hoş gelmişsin evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. SC Hız Sky 1. Hoş geldin. Hoş geldin sen de. Rica ederim. Kolay gelsin. Ders önemli. Ders çalışman lazım aynen. Biz de çalışmamız lazım. Çalışmıyoruz şu an. Hızlı bir şekilde Raiding Kalesi. O bizim bu Rodoklarla biraz sıkıntı yani yaşıyorduk. Bu biraz da kötü olmuştu. Bakalım. Nordlar biraz sıkıntı yaratacak bize zaten de. Sıkıntı yaratmadan biz savaşımızı halledip ilk önce kendi topraklarımızdaki kalelerimizi, şehirlerimizi kurtarmak istiyorum. Nordlar eğer savaş açarsa. Şurası benim kalemdi. Sağ olsun bir tane Lord diyorum. Lord bıraktığı için sıkıntı yaşadık. Bakalım. Tıt tırıt tırıt. Burada ne varmış? Hani buralar hep sıkıntı. Oo, Jeremus. Buralar tıbbi bir hani burası tıp yönünden çok geliştiğini söylüyor. Tıp yönünden de gelişince yani şifa bölümünde biraz daha etkin rol oynuyor oyuncularımız. Hatta şöyle yapacağım. Yavaş yavaş isyanı teşebbüs edelim. Sana bir soru soracağım. Bağlantı var mı diye gönderdim. Artık yavaş yavaş yönetme hakkı sahibi olmam lazım. Yani otorite sahibi olmam lazım. Gördüğünüz gibi Saranitleri de bayağı devirdik. Bakalım sonumuz nereye gidecek? Şu an hızlı bir şekilde ne yapacağız diye bakıyorum. Yani asker düzenlememizi yaptık. Şehirlere yatırım. Aa bakın. Şezdin şehrinde bir toprak sahibi olalım. Hazır yeni de bir takipçimiz geldi. Gördüğünüz gibi hiç hile kullanmadan varımızı yoğumuzu döktük. Kazandıklarımız artık net gelişimimize ekleniyor. Bu Kont İlya da neymiş be? Her yere salça oluyor. Şöyle bir Kont İlya ile bir konuşalım. Nedir, ne değildir bu adam? Kimdir? Sonuçta ben şu an Maraşilim bir de. Bana karşı kayıtsızsın ama ilerleyen zamanlarda bana teşekkür edeceksin. Şimdi şey zaten sıfır hazır. Yani bize karşı ne iyi ne kötü. O yüzden toprak sahibi olabiliriz burada. Bir de toprak sahibi olduğumu burada ben herkese benden kahve derim, çay derim. Ondan sonra oradan da biraz yolumuzu buluruz. Hem de şehirler bana da karşı biraz daha nazik olurlar. Şöyle yapacağım yani. Tekrar gir çık yapacağım. Atımla girmek istiyorum. Bu arada yeni takipçimize de özel olur işte. Onun adına şehir alalım. Bakalım burada mıydı? Vallahi burada. Bir de bunları arayıp duruyorum ben mesela. Toprak satın almak istiyorum dedim. Direkt gördüğünüz gibi 493 dinar. Güzel bir para benim için. Kar sağlayacak. Başka neresi vardı? Kurav şehri vardı sanırsam. Kurav şehrine bir şeyler yaptı mı diye bakacağım. Ben şeyden beklemiyordum. Rivaç şehrinden bana 1037 dinar kar sağlıyor. Oho, işte bu. Bir dakika, bize mi açtılar? Ha, şey açtılar. Saranitleri açtılar. Buradan değildi, pardon. Raporlar, krallık şeylerini görüntüleyelim, ilişkilerini. Dediğim gibi hemen şurada Kurav şehrine gideceğim. Bakacağım orada var mı kalemiz, toprağımız. Yoksa hemen oradan da bir toprak alalım. Hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle şehir meydanına bir gidelim. Bakalım nedir ne değildir. Sen atçı mısın? At tüccarı. Yavaş gidiyorum ki bazen lonca şeylerini kaçırıyorum.
Lonca başkanını falan. Lonca başkanı da kaçınca tadımız tuzumuz kaçıyor. Yarım saat lonca başkanı arıyorum. Aha burada. Giyinişinden belli be. Tamam, güveniyorsa bize 614 dinar karımız olacak. Çok güzel. Valla şu an yeni gelen takipçimiz savaşlara değil de daha çok yaptığımız ticaretlere şahit oluyor. Ticari hareketlere daha doğrusu öyle diye söyleyeyim ben sana. Zaten burada da vardı sanırsam toprağım. Yine bir bakayım. Toprağım yoksa hızlı bir şekilde. Hana da gidelim bu arada. Askere de ihtiyacımız var bizim. Burada da yokmuş. Hemen burada da bir tane alalım. Aha, lonca başkanı karşımda direkt. Çok güzel, çok güzel. Abi yatırım demek ben demek şu an. Dur. Yok yok, ben ne görev yapacağım ya, ben koskoca derebeyim. Oo, Kont Reland. Tabii o beni zamanında çağırıyordu, gitmiyordu. Şimdi işin yoksa Kont Reland'ı bul. De ki abi böyle böyle. Gerçi buldum. Ya tamam yapalım. Tundra aydutlarının burada bir yerde şeyi var. Yeri var. Çok güzel oldu. Yönetme hakkına sahip olduk biraz daha. Oo. Şimdi gideyim şu şehir meydanına bir. Hala mı ya? Arkadaşlar, bir dakikanızı rica edeceğim sizden. Bir dakika bir su içeceğim. Mola almam lazım benim de. Hatta şöyle kalsın. Şöyle. Aynen biraz daha. Nerede ya bu? Değil mi? Tamam. Bir dakika. Pardon. Beklettim sizleri de. Gelmiş olması lazım. Evet. Huh. Yani toplam 2 saattir yayındayız. Çok da iyi bir ivme yakaladık. Şimdi kim bilir nerede? Aman be ya. Evet, seninle oynayacağım ben. Bu kim? Hadi. Nortlara geçti. Gözümün önünde Kont Reland. Abi benim şunlara bakmam lazım. Taraflar. Rodok Krallığında derebeyler nerede? Derebeyleri tamam, var yine bir şeyler ya. Yok değil. Güzel. Yapacak bir şey yok. Güzel de onunla çalışmak. Tabii yapabileceklerimizi bununla sınırlandırmayacağız. Gördüğünüz gibi ilk önce şuraları halledeceğim. Net yani. Ve şu şehirleri almak lazım. Nortlardan. Tabii Nortların da bana savaş açması lazım. Bana dediğim bize savaş açması lazım. Bu arada çok drop olabilir. Gir. Ama bir anda herkes de savaşa girme ha. Kral Gevert. Sadece dediğim gibi. Sadece gireceğin kişi Nordlar olsun ki diğerleri bizi uğraştırmasın. Sen geri geldin. Güzel oldu. Şimdi. Hop. Şurada bir yerde kesin yine yağmacılar var. Bak dediğim gibi.
Benim şuradaki ticaretimi bunlar bozuyor mesela. Direkt bunları savaşalım. Yani boş durmayalım askerlerimle. Şu savaşı yaptıktan sonra askerlerimi dinlendireyim. Hem de hani normal sıradan yapacaklarımızı gözden geçirelim ve biraz da oyuncularımız da dinlensin, savaşçılarımız da dinlensin. Ben de dinleneyim hem de. Kes. Abi sen. Ben burada tutacağım hepsini. Onların hepsi gitsin savaşsınlar. En iyisi. Çünkü burada tek başıma savaşırım yani. Onlar gitsin orada tek başına savaşamazlar. Gerçi paralı süvarilerimi kendi gözümde elit bir ordu olarak görüyorum. Sonuçta YouTube'da falan bakarsanız YouTube'da da nasıl savaştıklarını görürsünüz yani. Bildiğiniz cani ya adamlar. Sen tek geldiysen. Vay. Bir şans verdim. Değerli.